Şimdi Sayın Aygün hattımızda. Hüseyin Aygün, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hüseyin Bey, bu konuşmanın, bu görüşmenin en çarpıcı yanı sizce neydi? Meseleleri yakından izliyorsunuz. Hiç duymadığınız ve sizi en etkileyen kısmı nedir? Beni en çok etkileyen kısmı vicdanın en büyük güç olduğu sonucu oldu. Çünkü vicdanın kendisini harekete geçirdiğini söylüyor Ayhan Çarkın. Ne siyasi ne başka bir beklentisi olmadığını, herhangi bir kişisel çıkar için de böyle bir yola girmediğini, hatta anlattıklarının sadece kendisini mağdur ettiğini, tutuklanan diğer özel hareketçilerin kısa bir sürede tali olduğunu söylüyor. Kendisiyle hesaplaşması, kendisiyle hesaplaşmasının da Türkiye'nin bir dönemiyle yüzleşmek için bir fırsat yaratması bana en önemli nokta gibi görünüyor. Doğru. Peki burada mesela söylediği ilginç bir şey var. Bizim örgütlenmemizde 100 kişilik bir özel harekat şubesinde bir yapı vardı. O dağıtılmadı gibi bir ifade sanıyorum kullanmış. 120 veya 150 kişilik bir grup vardı diyor. Bunlar görevlerine devam ediyor. Herhangi bir soruşturma açılmadı ve faal olarak sürdürüyorlar görevlerini dedi. O yapının faaliyetlerinde mensuplarının konumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledim. Dolayısıyla değişen bir şey yok dedi ama infazların uzun bir zamandır durduğunu, infaz yapılmadığını, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu söyledim. Şu cumartesi anneleriyle karşılaşmasını bir aktarır mısınız? Orayı nasıl veriyor Sayın Hüseyin Aygün? Hüsamettin Yaman, Soner Gül ve Ayhan Efeoğlu. İlk ikisinin öldürülmesi, üçüncüsünün de işkence sonucu ölen bedenine götürüp bir paket ile gömmelerini anlattı. Ve daha sonra cumartesi anneleriyle Galatasaray'da tesadüfen karşılaştığında onların bu kişilerin resimlerini taşıdığını gördüğünü söyledi. Çok Etkileniyor galiba orada. etkilendi. Etkilenmiş oluyor, değil mi? Çok etkilenmiş galiba onda. Tabii. Cumartesi anneleri de bu ölen kişilerle birlikte uzun yıllardır rüyalarına giriyor Ayhan Çarkı'nın. Bu yüzleşmede anlattıklarında çok ilginç. Rüyanın büyük bir rolü var. Biliyorsunuz geleneksel Türk toplumunda da rüya görme, rüyadan anlam çıkarma diye bir gelenek var. Evet. Ayhan da rüyalarında başlamış hesaplaşmaya. Ayhan Efeoğlu'nun hesap fotoğrafını asmış ranzasının üstüne. Her gün Ayhan'la konuştuğunu söylüyor. Öldürdüğü kişinin fotoğrafını mı asmış? Hayır, Ayhan Efeoğlu'nun öldürülmesinde onun bir rolü yok. O Ha. sadece bir paket alıp götürüp açtıklarında Ayhan Efeoğlu olduğunu gördüğünü söylüyor. Fakat o haliyle de o ölünün de o genç ölü insanın da kendisini çok etkilediğini söylüyor. Anladım. Tabii bir yandan da anneleri o nerede diye ararken onlarla karşılaşıyor. Yani kendisini bugün bu şekilde bütün bir dönemi anlatan adam haline getiren olay da bu galiba. Yani bu vicdan azabı, değil mi? Yani çok ilginç. Burada annelerin büyük bir rolü var. Cumartesi anneleri hiç bilmiyorlar ama yaptıkları eylemler Evet. Ayhan Çarkı'nın ruh dünyasında büyük depremler meydana getirmiş. Ayhan kendisiyle hesaplaşmaya, yüzleşme sürecini cumartesi annelerinin Galatasaray Lisesi önünde yaptığı gösterilerle başlıyor. Peki bu Ziya Halis'in de mahkemede az çok netleştirdiği MGK kararı, ölüm listesi, Kürt iş adamları vesaire, o konuda böyle sizin bilmediğiniz farklı bir şey çıktı mı yani Yok, sorun? şunu söylüyor. Yani bu yukarıda alınan kararlardı biz icra ediyorduk ama yukarıda alınmayan kararları da icra ediyorduk dedi. Bu ilginç. Yani kişisel olayların başıboş davranışlarının canavarlaşma sonucu bazı özel hareketçilerin kendi sevgililerini bile öldürdüğünün hikayelerini anlattı bana. Enteresan, onu hiç duymamıştık yani. Tabii Kişisel tabii. nedenlerle Yani o özel kadar olarak. canavarlaştı mı? Canavarlaştı ki diyor bazı mensuplarımız. Kendi sevgililerini öldürdüler dedi. Hatta isimlerini vermekte de bir an tereddüt etti. Sonra onlar versinler. Ben onlar adına bir şey söylememeliyim dedi Allah'ım. bana. Çok enteresan. Bir de tabii sizin en bölgeniz itibariyle Tunceli milletvekilisiniz. O bölgeye ilişkin de faili meçhuller çok konuşuluyor. Onları da özel olarak getirebildiniz mi gündeme? Çünkü biraz Muş'ta galiba bir şeyler anlatmış. Muş ve Antep'te bazı olaylar anlattı. Onlar yeni savcılara da anlatmamış. Ben Öyle de mi? anlatma gereği duydum. Tunceli'ye dair özel bir şey söylemiyor. Ama bizim alanımız tüm Türkiye'dir diyor zaten. Nerede bir şey olsa giderdik diyor. Bu bana çok yeni geldi. Anladım. Peki bu Muş ve Antep işi yeni olduğu için onu biraz açabilir misiniz Sayın Hüseyin Aygün? Yani Muş'ta ne Ya yapmışlar? Muş'ta 8 kişiyi gidip öldürmüşler. Bir grup Ankara'dan. Örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle. Antep'te de bir kişiyi Maraş'ta bir inşaat alanına getirip infaz etmişler.
Bunların infaz edilmesinde örgüt devlet birlikte çalışmış olabilir diyor. Bunların bilgileri örgütten verilmiş olabilir diyor. Gerekçesi ise bu öldürülen kişilerin barış istediği. Çok yönünde. Çok ilginç. Yani acaba o isimler falan belli mi? Yani siz bakabildiniz yok, mi? Yok ama diyorum Muş Merkez Mezarlığı'nda toplu bir mezar var. 8 ölü orada yatıyor diyor. Gidip kazarlarsa bulurlar falan diyor. Bu herhalde çarpıcı bir bilgiye benziyor. Çünkü o dönemde yeni bir şey bu. Kaybolan insanlar da vardır. Belki Muşlu ailelerle, Muş'un baro başkanıyla falan biz de konuşuruz hemen. Muş'ta 8 kişi 94 yılında... 1994 kışı üstad. Önemli bir gelişme. Bunu izleyelim o zaman biz de. Bunun dışında tabii işte o 3 parmak hareketi önemliydi galiba Sayın Aygün, değil mi? 3 parmak gazetelerde de çıkmıştı da bir işaret verdi ya böyle. Siz biliyorum. Duydum biliyorum demek istiyormuş. Yani o başkalarını da davet ediyor o anlamı değil mi? O da ya muhtemelen tabii hani bildiklerinizi siz de söyleyin, korkmayın. Bakın ben söylüyorum belki. Öyle demek istiyor. Ama şey çok enteresan. Maltepe'de öldürülen 3 gençin çayları hala sıcaktı, bana çok etkileyiciydi bu bölümü. Öldürdük ikisini çatıda, birini asansörde. İstanbul'da bir sol örgütlere yapılan baskındı değil mi bu? TİKO operasyonu öyle diyor. Hiçbir mukavemet yoktu, ellerinde bir şey de yoktu diyor. Girdik diyor odaya, çayları hala sıcaktı diyor. Yeni çay demlemişlerdi. Ben o zaman da mahvoldum diyor o görüntüyü görünce. Ben de çok etkilendim diyoruz.